Tapu ve imar kanunu resmi gazetede resmen yayınlanmış durumda. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, tapuda takas bank ile ödeme sistemiyle işlemlerin daha güvenli ve daha kolay hale geldiğini söyledi. Feda, taşınmazlarda artık taşınmazların brüt ve net metrekaresinde gözüktüğünü belirtti. Tapu ve imar kanunu resmi gazetede resmen yayınlanmış durumda. Bu ne demek oluyor? Bir tapu alım satım işlemlerinde tapunun yeri veya hangi ilde nerede olduğu önemli değil. Her iki kişi ayrı bölgede dahi olmuş olsa, yurt dışı dahil, bir araya gelmeden tapu alım satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. Bir örnek istersek, tapu İstanbul'da, alıcı Ankara'da, satıcı da Edirne'de. Bu işlemi satıcı Edirne'den tapuyla birlikte başvurduğu zaman Ankara'daki alıcı da oradaki müracaatını yapacak ve aynı anda imzalarını atmak kaydıyla tapu alım satım işlemi, devir işlemi gerçekleşmiş olacak. Peki soru, aklımıza şu soru gelecek. Bunun ödemesi nasıl yapılacak? Alım satım harçları. Alım satım harçları alıcı tarafından ödenecek. Paranın ödenmesi, gayrimenkulün değerinin ödenmesi nasıl olacak? Bu konu ile ilgili de takas bank dediğimiz bankalarla tapu dairesinin anlaşmalı olarak çalıştığı alıcı parasını takas bank aracılığı ile herhangi bir bankaya gidip yatıracak. Satıcı burada imzayı attığında, tapu dairesine imzayı attığında yövmiye, yani satış işlemi gerçekleştiğinde para serbest bırakılacak. Satıcı da bankadan gidip parasını alabilecek. İkinci bir değişiklik de kırtasiyenin ve angarya işlemlerinin ortadan kaldırılması için fotoğraf zorunluluğu kaldırıldı. Artık bundan sonra tapu işlemlerimizde fotoğraf götürme mecburiyetimiz yok. Bunlar insanlardaki güven artı vekaletteki sahteciliği kaldırmak, vekil olarak atanan kişinin acaba sattı mı, acaba paramı verecek mi şüphelerini de ortadan kaldırmış oluyor. Bu işlemler yurt dışı dahil olmak üzere bu şekilde gerçekleştirmeye başlandı.